55. bölüm, 55. kitap. Hazarlar, Türk Hazar İmparatorluğu, Türk Hazar Hanlığı. Kardeşlerim, karındaşlarım, Münir Güner'im, hoş geldiniz kardeşlerim. Esenlikler, esen bolsun, esen imtiyazlı insanlar. Gidiyor arkadaşlar, devam ediyoruz. Hazar tarihi bitmez. Dedim ya, ben bu dünyaya bin defa geçsem bitmez ya bu tarihler ya. Dedim ya, bu arşivlerin açılmasıyla, inanmaz dedim, milyonlarca kitap çıktı ya. Gerçekten. Gerçekten mutluyuz, gururluyuz ya. Açtı herkes, açtı. İşte dedim ki kimse Türk Turan tarihinden kaçamaz yani. Kaçamaz, yakalarız. Dünyada kimse önünde duramaz yani. Dünyada en kararlı ben diyen yani. Bilim adamı varsa gelsin ya. Dünyada diyorum arkadaşlar. Çıkamaz. İşte. Böyle bir şeydir Hazar tarihimiz. Devam ediyor arkadaşlar. Biraz anlatalım. 55. bölüm. Kaynakça Cengiz Altın'dır hükmü. Kaynakça Cengiz Altın. Her şey bana aittir arkadaşlar. Her şey bana aittir. Nokta. Çünkü dedi ki çok emek hırsızları var. Piyasada dolaşıyor. Sosyal medyada dolaşıyor yürütmek için. Yürütmek için kitaplarına kaynak koymak için. Arkadaşlar. Kitabımızın basılı tarih 1820 arkadaşlar. 1820. Kitabımızın ismi Tatar dilinin incelenmesi. Edebi yapıtlardaki bu dil biliminin değişik noktalardaki yerlerdeki Mançurlardaki Moğollardaki ve Osmanlı'daki anıları arkadaşlar. Tekrar okuyoruz. Tatar dilinin incelenmesi. Edebi yapıtlardaki bu dil biliminin değişik noktalardaki yerlerdeki Mançurlardaki, Moğollardaki ve Osmanlı'daki anıları. Tarihte 1820'dir arkadaşlar. 1820'dir. Millet olarak kitabın da 302. sayfası. Millet olarak Türkistan'dan gelip buraları istila edenler ve bu da demek oluyor ki Çince kelimelerin değişik lehçelerini Bizanslılarda Konstantinoplularda çok sayıda bulduk. Bulduk arkadaşlar. Bırak çok iyi dinleyin. Bak bu çok 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 önemli. Bizans. Çok sayıda bulduk. Bunun açıklamasını şöyle yapabiliriz. Buradaki çok saydaki kelime değişime uğramıştır. Bu kelimeler Bizans İmparatorluğu'nun içinde sınanarak deneyim yapılarak yerini bulmuştur. Çok önemli arkadaşlar bakın. Bizans İmparatorluğu. Ben dedim ya Bizans İmparatorluğu bir Türk İmparatorluğudur diye. Millet olarak Türkistan'dan gelip buralara istila edenler ve bu da demek oluyor ki Çince kelimelerin değişik lehçelerini Bizanslılarda, Konstantinoplularda çok sayıda bulduk. Bunun açıklamasını şöyle yapabiliriz. Buradaki çok sayıdaki kelime değişime uğramıştır. Bu kelimeler Bizans İmparatorluğu'nun içinde sınanarak, deneyim yapılarak yerini bulmuştur. Duymayın dursun, çok önemli. Zamanla bu oluşumlar yani dildeki lehçeler, şiveler kıyı kesimindeki lehçelerle karışıklık halini almıştır. Burada insanlığın tanıdığı Tatar devrimlerini anlatalım arkadaşlar, çok çok önemli ya. Anlatalım. Bunlar Doğu Türkleridir.
Tatarlar. Kimmiş efendim? Doğu Türk dedi, Tatarlar. Çin'de oturan, devamlı asker olup, Asya'yı iç bölgelerinden başlayıp Mısır'a kadar gelenlerdir. Mısırlılar hiç şüphesiz bu Çinli beylere itaat ederlerdi. Şimdi daha okuyacaklar, çok önemli. Zamanla bu oluşumlar yani dildeki lehçeler, şiveler, kıyı kesimindeki lehçelerle karışıklık haline almıştır. Burada çok iyi dinleyin. Burada insanlığın tanıdığı Tatar devrimlerini anlatalım. Bunlar Doğu Türkleridir. Tatarlar. Çin'de oturan, devamlı asker olup Asya'yı iç bölgelerinden başlayıp Mısır'a kadar gelenlerdir. Mısırlılar hiç şüphesiz bu Çinli beylere itaat ederlerdi. Bizim bütün araştırmalarımızda bütün yollar Çin'in kök olarak soy olarak Türk Tatar olduğudur. Ben ne dedim arkadaşlar? Çin bir Türk devletidir dedim. Bakın Çin bir Türk devletidir dedim. Adamlar 1820'de yapmışlar. 1820. Türk Tatar olduğudur. Buradaki yüksek rütbeyi alana P kelimesi batıda prenstir. Prens P'den geliyor işte. Bakın hepsi. Prenstir. Başka. Bek. B-E-G. B-E-K isimleri. Bek isimleri Tatarların onayıyla verilmiştir. Bek kelimesini Mançurlar da kullanır. Bu kelime değişime uğrayarak Osmanlılarda bey olarak vardır. Bütün bu diller birbirine çok benzerdir. Kök olarak hepsi Türkçedir. Duymayan diyorsun. Tekrar koyuyorum arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Dedim Çin bir Türk imparatorudur. Arkadaşlar Mısır da bir Türk imparatorudur. Yakında o da gelecek. Hiyeroglifler çözülmüştür. Hiyeroglifler Mısır'ın. Bizim bütün araştırmalarımızda bütün yollar Çin'in kök olarak, soy olarak Türk Tatar olduğudur. Buradaki yüksek rütbeyi anlatan P-E kelimesi batıda prenstir. Başka Beg, B-E-G, B-E-K, Bek isimleri Tatarların onayıyla verilmiştir. Bek kelimesi Mançurlarda da kullanılır. Bu kelime değişime uğrayarak Osmanlılarda bey olarak vardır. Bütün bu diller birbirine çok benzerdir. Kök olarak hepsi Türkçedir. Gördünüz mü arkadaşlar? Çin kimmiş bakalım? Çin kimmiş arkadaşlar? Dedim ya size. Çin falanla dedim. İski Tatar demiştim. Hatırlıyor musun? İski Tatar. Doğu Türkleri. Doğu Türkleri. Batı Türkleri de bir tane alfayı kurmuştur ya. İşte gönül. Ana kaynak, ana belge işte. Çıkartırız. Darmadağın ederiz. Dedim tarihde 1822'de. 1820'de basılmıştık. Oraya giden muhteşem gezginler ya. Bilim adam, dil bilimci. Neymiş efendim? Türkler Anadolu'ya 1071'de gelmiş. Lan neyse, o ne? Sinirlenmeyeyim. Bizans kimmiş arkadaşlar? Özbeöztürk dedim de. Gördünüz mü? Mısır kimmiş? Özbeöztürk. Çin kimmiş? Özbeöztürk. Nokta.
Çıkartırız babasını çıkartırız yani. Kralını çıkartırız. Buradan hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir yayında. Arkadaşlar bu yayında paylaşın lütfen. Çok 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 önemli. Bakın. Dedim anahtar bizdedir ya. Türk Duran'dır. Bizdedir. Kaynakça Cengiz Altın'dır. Nokta.